Música Arkadaşlar herkese merhabalar. İç mekan modelleme derslerimizin altıncısı ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Hemen biraz sonlardan bahsedelim. Şimdi ilk başta şuradaki perde kısımlarını modelleyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında bu süre yeterse yani yapabilirsek şurada bakın pencerelere bir kul cool tarzında bir şey yapmıştık. Onları şu kısımlarda koyacağız arkadaşlar. Buradaki 4 pencere koymadığımızı fark ettim. Oralarda yerleştireceğiz. Şuraya bir tane üst kat yapmıştık ya. Bakın burada kenarların biraz keskin olduğunu görebiliyoruz. Bizde de o şekilde. Ama ben bunların kenarına biraz bevel işlemi uygulayacağım. Buradaki keskinliği bir tık almak istiyorum. Ben genelde bu tarz projelerde keskin kenar yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Gerçekçiliği bence öldüren detaylardan birisi bu da. Bunlara da dikkat ederek modellememize devam edeceğiz. Şimdi hemen modellemeye başlayalım. Perde kısmını dışarıdan yapacağım arkadaşlar. Çünkü içerisi kalabalık olduğu için çalışırken rahat edemeyiz diye düşünüyorum. O yüzden dışarıdan yapacağız. Numerik heypetten 3 tuşuna basarak karşıdan görünüm moduna geçiyorum. Yine Shift A'dan bir plane ekledim. Bu bunu Y eksenine 90 derece döndürdüm. Hatta bunu ilk başta biraz şöyle dışarı taşıyalım. Tap ile edit moda giriyorum. İlk başta şöyle biraz küçülttüm. Şimdi perde kısmına baktığımız zaman hemen hemen hepsi bir tanesi daha doğrusu. Bir pencereyi kapatacak boyutta galiba. Bana öyle geliyor. Veya rastgele bir şey de yapılmış da olabilir. Bir tanesini kapatacak şekilde yapalım. 2 ile etseleşim moduna geçiyorum. G, y yaptım. Şöyle çekiyorum. Yine aynı şekilde bunu da şöyle taşıyorum. Şimdi bunu ayarladık. Şimdi boyut kısmına geldiğimiz zaman fazla da büyük olmadıklarını görebiliyoruz. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum yapacağız. G, Z diyorum. Şöyle %25'lik kısmını hemen hemen kapatacak şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Yani hemen hemen şöyle bir şey olabilir. Tamam. Şimdi front görünüm moduna geçtik. Buradaki detay kısmına baktığımız zaman şuralarda çıkıntılarımız falan var. Onları yapacağız. Şimdi burada ölçülü bir çalışma yapmayacağız arkadaşlar. Ölçülü yaparsak bizi baya baya bir uğraştıracak. O yüzden biraz göz kararı bir modelleme yapacağız burada. Şimdi bir tuş ile vertexelleşme moduna geçiyorum. Burada şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın extrude dedim. Bir extrude daha yapıyorum. Sonrasında extrude dedim. Sonra şöyle yukarı kadar gelip bırakıyorum. Burada ne yaptık? Keskin bir geçiş yerine şöyle burada hafif kıvrımlı bir geçiş yaptık arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şuradaki kısmı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın tam şuradaki girintili çıkıntılı desenin başlangıç noktasını belliyoruz. Hemen hemen şöyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Tamamdır. Şimdi aynı şekilde extrude diyorum. Bir extrude daha dedim. Sonrasında bir extrude daha diyerek şöyle aşağı kadar bunu getirip bırakıyorum. Bakalım şimdi ne kadar yeterli gelecek şöyle bir şey bizim için yeterli gelir diye düşünüyorum. Fazla büyük de yapmayacağım, fazla da küçük de yapmayacağım arkadaşlar. O yüzden benim için yeterli gelecekti. Yine bir extrude yapıyorum, bir extrude daha yapıyorum. Şöyle yukarı kadar geliyorum. Burada çok keskin hatlar yapmayın. Böyle yaparsanız buna kalınlık verdiğiniz zaman sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yapmayı tercih edin. Şöyle Z ile de Wi-Fi modda seçiyorum. Bunu bir tık daha şöyle yukarı kadar taşıyorum. Bir extrude atıyorum, bir extrude atıyorum. Sonrasında şöyle aşağı kadar geldim bıraktım bir extrude, bir extrude daha yapıyorum şöyle yukarı kadar geldim burada kendi isteğinize göre ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle getirip bıraktım ben son bir tane daha yapıp bırakacağım arkadaşlar bunu da şöyle extrude diyerek yukarı kadar getirdim bıraktım. Şimdi şu ara kısmını seçip bunu bir tık daha şöyle yapabilirim diye düşünüyorum. Hatta biraz daha açabiliriz arasını. Evet belki kalınlık verdiğimizde sıkıntı olabilir mi bilemiyorum. Fazla da kalın yapmayacağız zaten o yüzden çok da bir sıkıntı olmaz herhalde. Gerekirse yine düzenlemeler yaparız. Şimdi tab ile obje moda döndüm arkadaşlar. Buna bir solid modifier ekleyerek kalınlık verelim. Bu kalınlık tabii ki fazla. Bunu direkt sıfıra çekiyorum. Yine önden görünüm moduna geçiyorum. Şöyle bakalım. Buna elim shift tuşundan ve sol Ile çok düşük bir değerlerde kalınlık vereceğim arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Hatta 0.01 yapalım arkadaşlar. Şöyle yapsak şuradaki sıfır silsek nasıl olur? Evet, tam istediğim gibi oldu diyebilirim. Ne fazla kalın, ne de ince. Bunu bu şekilde kullanabilirim Şimdi buradaki evin tekneyim kısmında işaretleyin ki kenar kısımlarda bozulmalar varsa onları da giderebilirsiniz. Mesela şuraya bakın. Görmüş olduğunuz gibi bu da önemli bir detay arkadaşlar. Şimdi bu kalınlık bizim için yeterli gelecek mi, gelmeyecek mi? Ona bir vermemiz gerekiyor. Benim için yeterli gelecek. Okey. Kontrol A ile bunu onaylıyorum arkadaşlar. Şimdi bunun kenar kısımlarına baktığımız zaman yani genel anlamına baktığımız zaman girintiler çıkıntılar olduğunu görebiliyoruz. Bunu yapalım istiyorsanız. Tap ile Edit moda girdim. Şimdi bunun yüzey kat sayısını arttıracağız ama ondan önce Ctrl V ile bir loot kat atıyorum. Objemin görünecek kısımlarının detay kısımlarının biraz daha fazla olması için şöyle geliyorum bıraktım. Sonrasında ön kısma da aynı şekilde Ctrl V ile loot kat atıyorum. Şurası yeterli gelir Şimdi bu özellikle arka kısmın buralar arkada kalacağı için buralar ayrıyetten loot katatmanı bir mantığı yok. O yüzden buralar yapmayacağım. Yapınca aslında daha anlayacaksınız. Şu anda dediğim zaman belki aklınıza bir şeyler oturmamış olabilir ama hiç kafanızı yormayın arkadaşlar. Yapınca daha net bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi aynı şekilde bu kısma da bir loot kat yapalım. Bu kısım ön planda olacağı için ve 10 tane bir loot kat atıyorum arkadaşlar. Şimdi kontrol V ile şu kısma da şöyle bir 30 tane değil 30 biraz fazla gelir. 20 nasıl olur? Evet 20 tane bir loot kat atıyorum. Şimdi bu işlemi yaptık. Güzel. Aynı şekilde buraya da 20 tane atıyorum arkadaşlar. Bir de boydan atacağız. 35 tane de loot kat böyle atıyorum. Baktığımız zaman böyle bir şey oldu. Buralar zaten dediğim gibi gözükmeyecek. Zaten buralara atmanın bir mantığı yok. Şimdi şu girinti çıkıntı kısımlarını hemen halledelim. Şimdi alt sağ klik ile buraya komple bir seçim yapıyorum. Sonrasında Shift S'den Cursor'u buraya çağırıyorum arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra yine seçim dışına çıkıyorum. İkili Eşseleş moduna geçiyorum. Shift ve alt sağ klik ile şöyle bir seçim yapıyorum. Mesela iki tane yan yana seçip bir tane boşluk bırakabilirsiniz. Bunun gibi şöyle rastgele seçimler yapıyorum. Ama mutlaka ortada bir tane boşluk bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Mesela şöyle yapalım. Burada iki tane seçebiliriz. Sonrasında şöyle şöyle seçebiliriz. Şunu seçelim. Geliyoruz. Bir de şöyle seçelim. Bakın yanlışlıkla seçimleri şöyle boydan da yapabiliyoruz. Yine seçimi söylüyorum. Zaten buradan da görebiliyorsunuz. Shift, Alt ve Sağ klik ile seçim yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle tekrar seçiyorum. Geldim. Burayı seçiyorum. En son son olarak da burayı seçtim. Şimdi tap obje moda dönüyorum. Buradaki desen kısımlarını daha rahat verebilmek için buna subdivision Surface Modifier'a eklememiz gerekiyor. Viewport Level detay sayısını ben 2'ye kadar yükseltiyorum. Yine burada istediğiniz değerleri de yükseltebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Pivot Point kısmını 3D olarak belirledik. dedik. Y yapıyoruz. Şöyle hafif bir rotation atıyorum. Tap obje moda dönüyorum. Bakıyorum benim için bu kadar yeterli gelir mi diye. Yani gelebilir belki. Hatta bir tık daha bile belki yükseltebilirim. Evet buradaki level detay sayısını arttırdığınız zaman daha da güzel gözükecekti. Tabi yüzey kaç sayısı da haliyle artacaktır. Buna shade smooth atadığımız zaman aslında iki de bile yeterli gelecektir arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. Bu perde kısmını farklı yerlerde kullanacaksınız. Buradaki yüzey görünüşlerini mesela buradaki girinti çıkıntı kısımlarını sonradan değiştirmek istiyorsanız buraları yeniden seçmek biraz zaman alabiliyor. O yüzden bunun kolay bir mantığı var. Şöyle gösterelim. Bu kısma geldikten sonra yani obje data properties. Burada bir vertex gruplama sistem yapabilirsiniz bu valas artı diyorum ve assign diyorum arkadaşlar. Şimdi seçimden dışarı çıktım. Ben buraları yeniden seçmek istiyorum. Direkt buradan seleş dediğim zaman bakın buraları kolay bir şekilde seçiyor. Vertex seleş modundayken şöyle seçerseniz daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi rotation'larda yine istediğiniz gibi buraları düzenleyebiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir özellik arkadaşlar. Evet baktığımız zaman bunu bu şekilde kullanabiliriz. Gayet güzel. Evet şimdi perde yaptık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bunu tekrar median point haline getiriyorum. GX yaparak bunu için kadar çektim ve 180 derece z ekseninde döndürdüm arkadaşlar. Şimdi şu kısma bir tane demir tarzında korkuluk ekleyelim arkadaşlar. Şimdi boş bir yere tıklıyorum. Shift A'dan bir tane circles objesi ekliyorum. Normalde bunun küçültme işlemini buradan yapacaktım ama buradan yaptığım zaman şurada bir snap işlemi yapınca arkadaşlar blender çöküyor, kapanıyor. Yani bilmiyorum Ben alakalı bir şey mi blenderdan bir şey var çözemedim bunu. O yüzden bu kısmı el ile yapacağım arkadaşlar. Eğer sizde hata vermiyorsa buradaki radius değerini bir civarında tutabilirsiniz ve x yaparak 90 derece döndürdüm. Şöyle olabildiğince küçültüyorum arkadaşlar. Buradan mümkün mertebe küçük bir demir kullanabilirsiniz. Tap ile edit moda girdim. F tuşu ile buna bir tane yüzey oluşturdum. G, Y yaparak şöyle snap ile yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra extrude diyerek direkt karşıya snap ile yapıştırdım. Tap ile obje moda dönüyorum arkadaşlar. Evet böyle bir görüntümüz oldu. G, Z diyorum. Yukarı kadar sabitledim. G, X diyerek buraya kadar sabitliyorum. G, X yaparak bunu içeriye doğru 15 santim taşıyorum. Aşağı ya da 2 santim civarında taşıyorum arkadaşlar. Bu tarz bir değer benim için yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra buradaki perdemizi bunun üzerine gelecek şekilde ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. H ile şu duvarı bir gizleyelim. Bunu şöyle çekip tam demire sıfır bir şekilde yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Biraz daha şöyle yakınlaştırıyorum. Tamam. Şimdi Ctrl V ile şöyle bir loot cut atacağım ama gerek yok aslında. Onu son aşamalarda yaparız. Zaten bunun etrafına döneceğimiz için gerek yok. Tamam. Şimdi obje modda biraz daha Yakınlaşıyorum. Şimdi Z ile Wireframe modda şu üst kısmı komple seçiyorum. Bir ekstrükt işlemi yapıyorum. Şöyle geldim, bıraktım. Hatta. Şöyle elimize de bir rotation atayalım arkadaşlar ki yüzeylerde bozulma vesaire olmasın. Şurada da hafif bir rotation atayabilirsiniz. Bir extrude da yapıyorum. Şöyle hafif bir rotation dağıtıyorum. Bir extrude dağıtıyorum. Her ekstra da şöyle biraz rotation atar atar gelebilirsiniz arkadaşlar. Bir tık daha atıyorum. Bu kadar benim için yeterli gelecekti. Şimdi şu kenar kısımlarının demir kısmını olabildiğince yakınlaştırmaya çalışıyorum. Şimdi obje modda baktığımız zaman herhangi bir şekilde sorun vesaire bir şey var mı diye herhangi bir şekilde bir Hata vesaire bir şey olmadığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Alt H ile gizlemiş olduğumuz objeyi de geri getirdik. Tamamdır. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunu da şöyle çektiğimiz zaman mükemmel bir şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Shift D ile kopyalıyorum. Y ekseni de şöyle çekip bıraktım. Yine Shift D ile kopyalayıp şöyle getirdim bıraktım. Shift D ile getiriyorum. Bunu da bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Evet perdeli kısımlarında bu şekilde modelledik. Şimdi birisinin böyle uzun olduğunda görebiliyoruz aslında. Onu da şöyle de yapabilirsiniz. Skill yapabilirsiniz ama ondan önce şöyle bir şey yapmamız gerekiyor mu acaba? Slash bir diğerlerini gizleyelim. Şöyle geliyorum. Tam üst kısımlarından bir tane vertex'i seçiyorum. Kursörü buraya çağırıyorum. Yine obje moda döndüm. W'den kursörün olarak merkezini belirliyorum. Sonrasında hafif bir Scale Z diyerek şöyle biraz bunu büyütebilirim. Çok yapmayacağım. Bakıyorum buralarda herhangi bir şekilde objenin içine girme vesaire bir şey var mı diye. Hafif GZ yapıp bir tık daha şöyle yukarı taşıyabiliriz. Evet hemen hemen aynı görüntüyü aldığımızı görebiliyorsunuz. Şimdi top edit moda girdim. Bu kısımlarda biraz böyle hafif kirinti çıkıntı oluşturabilirsiniz. Proportional Editing'ini de açıyorum arkadaşlar. Şöyle etki alanı mouse'un tekerini şöyle geri çekerek biraz büyütüyorum. Etki alanı biraz büyük olunca böyle biraz donmalar falan da olabiliyor arkadaşlar. Bunda dikkat edin. Şöyle bir şey yapabiliriz. Tamam. Yine aynı şekilde şuralarda hafif şöyle düzenlemeler yapıyorum. Yine aynı şekilde buraya da yapabiliriz. Mesela bunu bir tık şöyle çek, bunu şöyle çek, böyle çek gibisinden değerler yapabilirsiniz. Fazla da bakmayın hafif hafif bir dokunuş daha yeterli gelecektir mesela bunun gibi bence mükemmel şimdi bunu seçtik bunu bunu ve bunu bunu seçiyorum arkadaşlar shift d ile kopyalıyorum şöyle yukarı kadar geldim snap ile yapıştırdım yine 2 santimde aşağı kadar bunları çekiyorum baktığımız zaman böyle bir görüntümüz oluşmuş oldu şimdi bunu yaptık şuradaki demir kısımları da ekleyelim daha doğrusu pencere kısımları da ekleyelim shift d ile kopyalayacağım ama şöyle yapalım şuradaki bir tanesini de seçiyorum shift d ile kopyalıyorum kopyalıyor. G shift Z diyorum. Yani Z ekseni hariç taşı dedim. Şimdi üstten görünüm moduna geçiyorum. Şöyle geldim. Gelemedim. Şöyle geliyorum. Şöyle geldim. Ortalama göz kararı bir ölçülendirme yapacağım yine burada. G X yaparak şöyle sinepli yapıştırdım. Bunu 15 santim civarında taşıdığımızı biliyorsunuz. Bunu böyle taşıdık. Zaten 2 santim burada boşluk var. Taşıma işlemlerini de biliyorsunuz. Zaten eksenlerini bozmadan taşımıştık. Bunu yaptıktan sonra şunu seçiyorum. Bu kısmı zaten seçili bir şekilde. Bunu şöyle çekeceğim arkadaşlar. Ama şunu kapatalım. G, Y yapıyorum. Şöyle snap ile yapıştırdım. Tekrar bunu seçiyorum. Şöyle yapalım. Yine yandan görünüm moduna geçeceğim. Böyle yapacağım bunu. Şöyle geliyorum. Şöyle bir bakalım. Burada bir taşıma işleminde bir hatamız olmuş aynı. G, X yapıyor. Mersem X ekseniymiş. Ben taşırken Y ekseni olarak yapmışım yanlışlıkla. Tamamdır. Evet görmüş olduğunuz gibi. Bunu letik. Şöyle bakalım. Bunu da şöyle biraz ortalıyorum arkadaşlar. Hatta bunu scale x yaparak biraz şöyle küçültebilirsiniz de. Evet bu şekliyle gayet güzel arkadaşlar. Yine şu demir kısmında seçiyorum. Bunu da shift e kopyalayarak şöyle koyuyorum. Sonrasında g z yaparak 2 santim aşağı kadar çekiyorum. Yine bunu ve bunu seçiyorum. Zaten üstteki de seçili. Shift tuş ile seçtiğim için çok seçim oluyor zaten. Shift e kopyaladım. X ekseninde çekip şöyle bıraktım arkadaşlar tabi bunların boyutu bir tık daha büyük olmuş olabilir Scale X yaparak biraz bunları şöyle küçültüyorum tekrar getirdim burada yine biraz şöyle göz kararı bir Scale işlemi yaparak hemen hemen oturtmaya çalışıyoruz böyle biraz duvarın içine de girebilir çok zor teşkil etmiyor arkadaşlar evet mükemmel şimdi yine Editing Proportional'ı açarak arkadaşlar buradaki detay kısımlarını da biraz şöyle değiştirelim ki birbirinin aynısı olmasın arkadaşlar Tabii fazla dediğim gibi bu kısımlarda abartmaya gerek yok. O yüzden şöyle ufak dokunuşlar her zaman bizim için yeterli gelecektir. Şöyle yapalım. Evet bu kısımlarda halletmiş olduk arkadaşlar. Baktığımız zaman şimdi şurada kul cool kısımlarını halledelim. Şöyle yapalım. Bu kulpu cool tam istediğim gibi de olmadı açıkçası. Şöyle yapacağız. Şuradaki yüzeyi seçiyorum. shift de yine kopyaladım. Sonrasında bir scale işlemi yapacağım ama şunu kapatalım. Şöyle biraz büyütüyorum. Sonrasında biraz da Z ekseninde büyütüyorum. Şimdi şu modelin bir parçasını seçip kontrol L diyorum. GX yaparak bunu biraz dışarı çekiyorum. Burada şöyle bir extrude işlemi yaptım. Bakalım ne kadar yapmışız. Şöyle ölçülü yaparsak daha iyi olur diye düşünüyorum. 0.5 civarı yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Tamamdır. Kontrol L diyorum. Şu arkadaki yüzeyi seçim dışı bırakıyorum. Sadece buradaki parçalar seçili. Kontrol B diyorum. Şöyle biraz bevel işlemi uyguluyorum. Sonra asında segment sayısını 5 civarına getiriyorum. Bunu seçiyorum. Şu kısmı şöyle yapacağım arkadaşlar. Şurayı komple seçiyorum. X'e basıp face diyerek burayı sildim. Alt sağ klik ile burayı komple seçip burayı bu şekilde F ile kapatıyorum. Ctrl L dedim bunu. G X yaparak şöyle tam üstüne gelecek şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi bunu yaptık gayet güzel. Şöyle yapalım. Kontrol L diyorum. Bunu üstteki parçaya da koyabiliriz. Shift D'ye kopyalıyorum. Z'ye bastım. Şöyle getirdim bıraktım. Ortalama şöyle göz kararı bir şekilde ortasına gelecek şekilde bırakıyorum. Şimdi bunu ve bunu seçiyorum. Kontrol L dedim. Şöyle üstten görün moduna geçiyorum. Şu ölçü de tekrar kapatalım arkadaşlar. Shift D'ye kopyalıyorum. Şöyle geldim bıraktım bıraktım. Şöyle geliyorum. 90 derece döndürdüm. Hemen hemen şöyle koyabiliriz diye düşünüyorum. Y, Y yaptım. Şöyle sinep yapıştırdım. Evet. Bunu bir tık daha aşağı çekiyorum. Gayet güzel. Shift D'ne kopyalayarak X ekseninde şöyle geldim. Yine üstten görünüm modunda şöyle bakıyorum. Tamamdır. Şunu da komple seçiyorum. Yine kontrol L diyorum. Şundan da bir parça seçip kontrol L diyorum. Şöyle karşıdan görünüm moduna geçerek Shift kopyalayarak bunları da şöyle göz kararı bir yere koyuyorum arkadaşlar. Obje modda baktığımız zaman mükemmel olduğunu görebiliyoruz. Şimdi gelelim şuraya. Bunun da bir geometrisini ayarlayalım. Kontrol A'dan buna belki obje modda sık işlemi yaptıysak bir sıkı işlem atayalım. Bevel diyoruz. Buradaki sayı şöyle mümkün mertebe düşürüyoruz. 0.9 veya direkt 1 yapalım. Şuradaki segment sayısını 10'a kadar getiriyorum. Evet bakalım nokta 5 yapsak nasıl olur? Yani nokta 5 bence biraz daha mantıklı gibi geliyor. Sonuçta büyük bir yapı. O yüzden fazla da abartmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bakalım bunlar tek parça mı? Evet. Bunlara toplu bir şekilde bevel atarsak ne olur? Merak ettim açıkçası. Bir bevel işlemi atayalım. Şöyle cam kısımlarını da aynı şekilde atıyor. Bence güzel olur. Nokta 5 yapıyorum yine bunlarda. Bu nokta 5'ten daha küçük. Anladığım kadarıyla. Diğeri çok düşük miktarlarda yapacağız anladığım kadarıyla. Şurada bir sıfır daha ekliyorum. Bu bir değerini şöyle 5'e kadar getirdim. Şuradaki segment sayısını 5 yapıyorum. Evet. Bir tık daha mesela gerçekçiliği arttırdığını söyleyebilirim. Hani ne ederler. Belki render da belli olmayacak. Sonuçta iç mekan olduğu için böyle hafif böyle bulanık tarzda bir şey olabilir. Ama biz yine de yapalım arkadaşlar. Biz elimizden geldiği kadar ne kadar gerçekçi yaparsak o kadar güzel sonuç alırız. Bu iş hayatında da bizim için önemli bir faktör olacaktır arkadaşlar. Nokta 7'yi şöyle tekrar biraz daha yükseltmek istiyorum. Nokta 9'a kadar getirdim. Özellikle şu cam kenarlarının kısımlarını görmek istiyorum. Evet mükemmel. Şey smart atadığımız zaman mükemmel bir fetaya kavuştuğunu görebiliyorsunuz. Bunları da bu şekilde kullanabiliriz. Yalnız şu kısma biraz bakmak istiyorum. Şöyle bir bakalım. Evet şu korkuluk kısmının alt kısmını biraz daha büyütmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla arkadaşlar. Bunu biraz büyütelim. GX yapıyorum. Şu snap ile yapıştırdım. Sonrasında nokta 5 yapıyorum. Burayı da seçelim. Bunu da şöyle yapıyorum. Nokta 5 civarında bunu da şöyle büyütüyorum. Evet böyle daha güzel ve gerçekçi oldu diyebilirim. Bu kısmı da halletmiş olduk arkadaşlar. Bakalım modellemeye dair ekleyeceğimiz bir şey kaldı mı? Şuradaki detayı göremediğim için hani bu nedir ne değildir bilemiyorum. Büyük ihtimal burada odun falan var anladığım kadarıyla. Bilmiyorum hani burada şömine de falan yok ama belki göremediğimiz kısımlarda bir yerde olabilir. Bakalım ilerleyen kısımlarda gerekirse bunu da modelleriz bir şekilde arkadaşlar. Buraya da odun parçaları modelleyip de koyabiliriz. Yani detay anlamında güzel olabilir diye de düşünüyorum. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar bu videomuzda da. Evet ufaktan sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın